Merhaba Mastermind izleyicileri. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere NASA'nın çekmiş olduğu 4K çözünürlükteki Mars fotoğraflarından bir video hazırladım. Unutmayın ki bu videodaki bütün fotoğraflar tamamıyla gerçektir. Ve hepsi de birebir NASA'nın arşivinden alınmıştır. Hadi başlayalım. Bu videodaki fotoğraflar NASA'nın nadir olarak paylaştığı 4K çözünürlükteki özel fotoğraflardır. Ve bu fotoğraflar başka bir gezegenin yüzeyinden çekilmiş en nadide eserlerdir. Şimdi arkanıza yaslanın ve başka bir gezegeni izlemenin keyfini çıkarın. İyi seyirler. Mars'a gönderilmiş roverların hemen hepsinde en kaliteli kameralar kullanılırken en çok sorulan sorulardan birisi şu oluyor. Bu kadar kaliteli kameralar varken neden video çekilemiyor? Şimdi bunu aslında şu şekilde açıklamamız gerekiyor. Birincisi, gerçekten çok kaliteli kameraların oraya gönderildiği doğru. Ancak en büyük sorun orada kayıt yapılmış verileri, datayı dünyaya geri getirmek. Mesela Mars'a görevine devam eden Curiosity adlı rover'ın teknik verilerini örnek alacak olursak, rover tek başına dünyaya veri göndermek istediğinde direkt olarak dünya uydularına bağlandığında sadece saniyede 32 kilobit veri aktarabiliyor. Ya da bunun dışında Mars'ın yörüngesindeki uyduya bağlanıp oradan dünyaya bağlanmayı seçerse bu zamanda veri aktarım hızı 2 megabit saniye olabiliyor. Şimdi internet hızınızı düşündüğünüzde, yüzlerce megabit internet hızını kullandığınızda bile 4K çözünürlükteki videoların ne kadar zor transfer olduğunu siz de tecrübe etmişsinizdir. Bir de bunun başka bir gezegenden günde sadece 8 dakikalık zaman dilimi kullanılarak yapılabildiğini düşünürseniz bu videoların dünyaya aktarımı ciddi bir zaman alacak demektir. Ayrıca bir de şöyle bir durum var. Bu fotoğraflarla videolar arasında çok büyük bir fark olmayacak. Çünkü Mars'ta doğal etkilerden dolayı hiçbir şeyin kolay kolay hareket etmediğini düşünürsek fotoğrafların sadece zaman kaybedecek uzun çekimleri video olarak gönderilmiş olacak. Onun için NASA video göndermekten ziyade fotoğraf göndermeyi öncelikli görev olarak öne alıyor. Bu fotoğraflar tek fotoğraf olarak çekilmiyor. Hedef alınan bölgede yüzlerce ve belki de binlerce fotoğraf çekilerek bir araya getiriliyor. Fakat bu bir araya getirme işleminde bazı bölgeler fotoğraf çekilmeden bırakılabiliyor. Aslında zoom yaparak ben bu bölgeleri videoya eklemeyebilirdim. Fakat hem 4K çözünürlüğün kalitesi bozulmasını istedim hem de fotoğrafların orijinalliği
kaybolmasını istedim. Onun için bazı bölgelerde fotoğrafı çekilmeyen bu siyah alanlar gözünüze çarpacaktır. Fotoğrafların orijinali de aynen bu şekilde. Mesela bu fotoğrafı ele alacak olursak, bu fotoğraf yaklaşık olarak 1200 fotoğrafın birleştirilmesiyle ortaya çıkarıldı ve birleştirilme işlemi Mars'tan gelen fotoğrafların çekilme süresiyle birlikte 2014 yılından 2019 yılına kadar sürdü. Bu fotoğraf 1.8 milyar piksel kalitededir. Bu nedenle zoom yaptığınızda bile kalitesi bozulmayan çok özel fotoğraflardandır. Glen Torridon denilen bu bölgeye bu kadar yoğunlaşılmasının ve yaklaşık 5 yıl boyunca fotoğraflanmasının en büyük sebeplerinden birisi, Mars'ın eskiden su olduğuna inanılan bu bölgesinde suya dair çok fazla işaret taşıdığına inanılması. Videoyu izlerken dikkatinizi çektiğini düşündüğüm bir noktayı burada tekrar açmak istiyorum. Fotoğrafların bazılarında gökyüzü başka renkte, bazılarında ise başka bir renkte. Bunun sebebi Mars'ın gökyüzünün sürekli renk değiştiriyor olması değil aslında. Mars'ın orijinal gökyüzü rengi normalde kızıla yakın bir renk. Bilim insanları özel renklendirme teknikleriyle bu kayaları renklendirerek jeolojistlerin kayalar üzerinde daha kolay çalışmasını sağlıyorlar. Bu şekilde hem daha detaylı fotoğraflar elde ediliyor hem de kayalar üzerinde çalışmak kolaylaşıyor.
Daha önceden gönderilen 3 tane rover'dan şu anda sadece Curiosity görevini yapmakta. Diğer ikisi çeşitli sebeplerle görevlerini sonlandırmak zorunda kaldılar. Aynı zamanda fırlatılan Spirit ve Opportunity rover'ları Mars'ın zıt bölgelerine iniş yaparak araştırma yapmak amacıyla gönderilmişti. Fakat Spirit iniş yaptıktan sonra yolculuğuna devam ederken bir kum tepesine saplandı ve oradan çıkamadığı için pilleri bitene kadar, yani yaklaşık 6 yıl boyunca sabit bir yerden bizimle iletişimini sürdürdü. Fakat Opportunity tam 14 yıl görev aldı. 2019 yılında bir toz fırtınasında güneş panelleri zarar görünce pillerini şarj edemedi ve otomatik olarak o da görevini sonlandırmak zorunda kaldı. 2021 yılının Şubat ayında inişi gerçekleşen Perseverance rover ile birlikte şu anda Mars'a aktif olarak çalışan 2 tane rover'ımız bulunuyor. Mars'a en son gönderilen Perseverance aracı ve içinde taşıdığı helikopterle ilgili detaylı bilgileri daha önce sizlerle paylaşmıştım. İzlemeyenler için yukarıya linkini tekrar ekliyorum. Gökyüzünde çıplak gözle baktığımıza dahi görebildiğimiz ve orada sessizce duran topraktan ve kumdan oluşmuş bu gezegenin üzerinde 2 tane aktif robotumuzun olduğu ve bizimle sürekli iletişimde olduğunu düşünmek benim için çok ilginç bir şey. İnanılması güç ama gerçekten var olan bir şey. Bakalım önümüzdeki 10 yıllarda inanılması güç daha neler bizleri bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer bu ve benzeri keyifli videolar izlemek istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Videoları beğenip paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.